Günaydın arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, ben suyumu koydum. Nasıl başlıyorduk? Tabii ki limonum nerede? Benim limonumu almamışım. Hemen limonumu alıyorum. Limonumu da getirdim. Ne yapıyoruz? Tabii ki birkaç limon da damlatıyoruz ve suyumuzu içerek günümüze başlıyoruz. O zaman günümüz sağlıkla, sevgiyle başlasın. Suyumuzu da içtik. Böylece günümüze başladık arkadaşlar. Bugün erkenciyim. Artık yavaş yavaş kendimi de düzene de koyuyorum. Erken uyandım çok şükür. Yavaş yavaş da böyle bir düzende gitmeye çalışacağım inşallah. O zaman bugün Mert'im evde 4 gün okula gidiyor demiştim biliyorsunuz. Bugün birlikte kahvaltı yapacağız inşallah. Benden kıymalı soğanlı yumurta istedi. Onu yapacağım. O zaman görüşürüz sonra. Evet. Saat 8.30'da kalkmıştım arkadaşlar. Ama Mert biraz daha uyusun diye saat 10'a 5 var. Biraz daha bekledim. Ama şimdi artık yeter. Masamı hazırlamaya başladım. Çayım demlendi. Şimdi masamı hazırlayıp Mert'i kaldırıp artık kahvaltı edelim, öyle değil mi? Yeter. Ben bu saate kadar normalde beklemem kalktıktan. Hemen sonra kahvaltımı yaparım ama yine arkadaşlar yine yürüyüşe çıkmadım. Yine mutsuzum. Bunu da kıracağım inşallah. Bunu da kıracağım, bunu da yapacağım inşallah. Nasıl böyle bir düzene girdiysem onu da yapacağım mutlaka. Yürüyüşü de ben kahvaltıdan önce seviyorum. Daha aktif, daha iyi oluyor. Geldikten sonra da kahvaltımı yapıyordum. Ama siz de göreceksiniz, bunu başaracağım. O zaman Seda'ya kolay gelsin. Ben şimdi masamı hazırlıyorum. Görüşürüz. Ve ben ne yapıyorum? Mert dün gece benden soğanlı, kıymalı, yumurtalı bir menü istedi ve ben de yapıyorum. Mert böyle genelde peynir, zeytin, oturayım öyle kahvaltı yapayım diyen bir çocuk değil. Ya böyle illa çeşit olması lazım, börek, işte soğanlı yumurta, kıymalı yumurta, sucuklu yumurta. İlla bir şey olmalı yani, yoksa onun haricinde böyle peynir yiyeyim, zeytin yiyeyim, domates, hıyar yiyeyim diyen bir çocuk değil. O yüzden ben de elimden geldiğince böyle ekstralar yapmaya çalışıyorum. Patates kızartmasını çok severiz mesela. Epeydir de kızartmıyorum ama yarın büyük bir ihtimal kızartacağım. Hepimiz biliyoruz arkadaşlar bunu. Sadece göstermek istedim ne yapmak istediğimi. Şimdi ben bunu yapayım. Sonra da Mert'i kaldırıp kahvaltımızı yapalım. Çayımız da enfes bir şekilde demlendi. Hadi şimdi bana kolay gelsin. Arkadaşlar biz kahvaltımızı yaptık. Bugün de Mert'imle kahvaltı yapıyorum demiştir. Nasıl, beğendin mi kıymalı soğanlı yumurtanı? Mükemmel. Ya da afiyet olsun. O zaman biz yine devam ediyoruz. Görüşürüz. Şimdi oturdum ve ben geldim. Çayımı da koydum. Artık ne zamanı? Keyif çay zamanı. Evet, bugün günlerden cuma. Herkese de hayırlı cumalar diliyorum arkadaşlar. Rabbim sağlık, huzur, sevgi, bereket, rızık versin hepimize inşallah. Bugün bizim cuma günü olduğuna göre tabii ki bir pazar işimiz var. Pazara gideceğim ama bugün balık günümüz yok. Çünkü neden? Yemeğim var dünden zaten. Onları tüketeceğiz. Yarın artık yine bir hafta sonu keyfi yaparız inşallah, nasip olursa. Bir dışarı çıkarız, bir pazara gideriz yine birlikte. Bilmiyorum daha sonra neler olur, Rabbim bakalım gösterecek. Ama şimdi ben evimi de süpürdüm gayet güzel bir şekilde, çok şükür. Şimdi ne yapıyoruz o zaman? Güzelce biraz çay keyfi, televizyon eşliğinde günümüze devam edelim inşallah. Sonra görüşürüz. Evet, saat 2'ye geliyor. Ne yapıyoruz? Bugün pazar var demiştim. Pazara gidelim o zaman. Sonra benim burası tabii ki koltuğum, örgü yerim, örgülerim orada.
kalemlerim orada. Çok şükür dualarımı da yaptım. Rabbim kabul etsin. Çünkü dualar yapılmadan olmuyor arkadaşlar. Herkesin kalbindeki niyeti, muradı Rabbim kabul etsin. Mert'im de şimdi dersine oturdu. Derslerini yapsın onların da. Birçok lise 1'de olduğu için çok proje ödevleri oluyor Mert'in. O yüzden de genelde de hep teknoloji üzerine işte slaytlarıydı, şuydu, buydu. Onları bari tamamlasın. Nasıl olsa bugün evde. Yemek işim yok bugün. Yemeğim var. Sabahtan da demiştim. Bugün bir pazara gidelim. Bir de BİM'e bakalım. Oradan da sonra eve geliriz birlikte. Hadi bakalım o zaman. Seda hazırlansın. Çıkmadan önce de oje sürmek istedim. Şu Flor Mar'ın 298 numarası arkadaşlar. Bunları ben çok öncesinde almıştım. Fakat bu da bitmek üzere. Şu anda ojeler bile çok pahalı. Hele de kozmetik mağazalarında çok daha pahalı. Bunlar bayağı benim elimde olan ojelerim. Bakar mısınız? Burası benim full ojelerim. Zamanında iyi ki almışım. Şimdi de güzelce kullanıyorum. Tüketene kadar. Şimdiki rengim, bugünkü rengim de bu olsun o zaman. Ben sürmeye devam. Arkadaşlar nasıl olmuş ojelerim? Güzel olmuş mu? Ben mavi tonlarını çok seviyorum biliyorsunuz. Gerçekten de güzel oldu. Tırnaklar hazır. Şimdi o zaman hazırlanabilirim. Hadi bakalım Seda, bunu da koyalım. Sizin de denemenizi tavsiye ederim. Ay bazen böyle yani laflarımız sarıyoruz böyle. Kusuruma bakmayın lütfen. O zaman haydi ben hazırlanmaya. Arkadaşlar ben hazırlandım. Şu poşetlerimi de aldım çünkü bunlar alışverişte çok iyi oluyor. Ay ışıklarımızı görüyorsunuz. Çok güzel aydınlatıyor. Böyle spor bir kombin yaptım. Seda hazır. O zaman ilk önce birbirime gidelim. Sonra pazara uğrayalım. Bakalım biz nerelere gideceğiz. Hep birlikte gezelim o zaman. Haydi. Hava 12 derece. Çok güzel yine bir hava var. Yağmurumuz hala yok. İnşallah kısa sürede de yağmurumuzla da karşılaşırız. Çünkü susuzluk gibisi yok kesinlikle. Evet, bununla da paylaştım. Hava durumunu da verdim sizlere. Bu da bir alışkanlık oldu bende. O zaman ne yapalım? Haydi bakalım gidelim. Evet BİM'e geldim ben. Bakalım banyo paspasları 40 liraymış. 40 lira. Şu bardaklardan gelmiş. Klozet fırçaları. Gibi. Şöyle kaşıklık gelmiş. Organik bakliyatlardan gelmiş. Organik pirinç, bulgur, siyez bulguru, siyah pirinç, nohut. Bunlar hep organik. Bakın siyez unu. Neydi benim aradığım un acaba? Çok amaçlı un. Fındık var. Siyez bulguru. 7.95. Diğerleri de 6 liraymış. Böyle düzenleyici gelmiş. Ne kadar? 6.95. Hadi bakalım böyle. Çantalar var. Neydi? Beyaz kinoa. Siz bulgur. Tek tohumu. Bir şey yok arkadaşlar, bu kadar.
çıkalım. Evet. Bim'den çıkalım. O zaman bir kotona bakalım neler gelmiş. Aman da aman. Yıkılıyor kıyafetler. Yeni yıl burası da başlamış. Pullu, tek omuzlu bir kıyafet. Bir de şöyle bir kloze, bir elbise. 150 liraymış bu. Başlamış yeni yıl. Evet, bakalım. Benim Özge Özgenç'ten yaptığım siparişin aynısı ama bu daha kısası gibi. Evet, görüyorsunuz fiyatlarını. Uçuyor. Çantalar. Fiyatına bakalım bunun, püsküllü çantanın. Görüyorsunuz 60 lira. Peki bu ne kadarmış? 50 lira şu çanta. Bu ne kadarmış? Bakalım. Bu da 50 lira, küçücük çantalar 50 lira. Bu ne kadarmış? Bu da 40 lira. Çantalarda 40 liraymış. Bel çantaları. Efendim, bakalım. Çantalar 50 liranın aşağısında. Sadece o bel çantası 40 lira. Şu ne kadarmış? 280 lira bu peruşlar. Siyah da çok güzel. Ama bu da 282 lira. 100 lira. Pırıltılar çıkmış. Pırıltılı çanta gördüm, 40 lira ama beğenmedim. Bu 70 lira. Evet, bakalım. Bir de takı benim, takı benimle gidelim. Cüzdanlar, cüzdan hastasıyım ben biliyorsunuz ama 30 liradan aşağı cüzdan yok. Evet, kesinlikle yok. Kutunun en sevdiğim bölümlerinden biri takı bölümü. Çünkü çok da uygun oluyor. Bakalım var mıymış uygun. Kırmızı etiketler yoğun ama benim beğendiklerim yok. Ben arada gelir bakarım böyle. Ve bulurum da. Bakalım bugün bulacak mıyım arkadaşlar. En sevdiğim bölümlerden de biri burası Koton'da. Taçlar. Yeni yıl taçları. Bakalım değişikliği var mıymış. Parti girl, parti kızı var. 18 lira. Şöyle var. Bakalım değişik bulabilecek miyim? Sizce? Sizce nasıl? Parti kızı. Güzelmiş ama beğendim. Bilmiyorum. Karar vermedim. Bu da ben. Ne de olsa parti kızı gibiyim. Biraz da kuru yemiş bakalım. Ben buradan alıyorum kuru yemişlerini. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways.
shadow turns to sun rays, and I... Yemişlerimi aldım. Kapaklıda da var bizim halktan kuru yemişçisi ama bizim şu anda kapaklı çok yoğun olduğu için, yolları da çok kötü olduğu için oraya gitmedim. Çerkezköy'e indim. Şimdi birkaç bir yere daha uğrayacağım. Hadi o zaman birlikte uğrayalım. Gözdeki Elsi'ye bakalım o zaman burada neler varmış. Evet. Kılıklı etekler. Bu kadarmış. Bakalım sen lira. Peki bu elbise bakalım 50 lira. Pantolonlar var. Tulum var. Şöyle yani göstereyim buradan. Ne kadarmış bu tulumlar? 90 lira. Evet. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow. Through the sun rays and I... Açmana girelim o zaman bakalım. Neler varmış. Kuş bulduk. Ne kadarmış bunun fiyatı? 150 lira. İyi. Topuk. Burada değişik. Bakalım ne kadar indirim varmış. Şunlar 180. Ne kadarmış? 119. Düşmüş mesela. Bakın bu 84 liraya düşmüş. Çok iyi. Vallahi süper. Numarası var mı acaba? Bakıyorum ama yok. Güzelmiş de ya. Ama numarası kalmamış. 37 ve 39 kalmış. Düşük olunca millet alıyor tabii ki. Biz kaçırdık. Hadi o zaman bakalım. Vallahi kaçırmışım. Buraya arada gelmek lazım kesinlikle. Şurada 83 liraymış. Beğenmedim bunu. Aa, bu ne kadarmış? Bu da 65 liraymış ama. Zaten numarası da yok. Şurada 90 lira. Of, inanmıyorum ya. Ben tabii ki kırmızı etiketlere bakıyorum. Ya o güzelmiş, kaçırdım bunu ya. Of. Güzelmiş de modeli. Şunlar da 125'e düşmüş. Vallahi çok düşmüş. Gerçekten de. Bakalım bir de buraya. 118. 111. Şunlar 97 lira. Bunlar da güzel ama bunlar 140 lira.
kaçırdık. İnanmıyorum ya. Bunlarda indirim var mı? Ah, inanmıyorum. Bunun fiyatı bu mu? Ay çok da güzelmiş ama numarası var mı acaba? Bir bakalım. Evet arkadaşlar, çok güzel bir uzun bir çizme buldum ama pantolonumdan dolayı giyemedim ama o kadar rahat ve güzel ki buradan bilmiyorum, görüyor musunuz? Ve bunun fiyatı 45 lira, inanamıyorum. Yani topuk boyu bile rahatsız etmiyor sizi, yani o kadar rahat. Muhteşem. Neyse, en azından bunu buldum ve de çok da güzel. Kesinlikle ya, bunu alıyorum. Kesinlikle alıyorum bunu. Fiyatı 45 lira yani, muhteşem. Çok da rahat. Kesinlikle. Bakın. Çok güzel. Evet. Çok da rahat, hiç rahatsız etmiyor sizi. Migros'u yeni yılla bayağı süslemişler. Ve de o kadar sakin burası. Sürü eşyaları gelmiş. Ama yine de benim değişik konseptim. Ha, bir tek şunu göreceğim. Aslında 9 lira almış. Güzelmiş abi. Şöyle gözlüklerden gelmiş. Şöyle güzelmiş. Şu Zeynep Turan'ın kitabını arıyorum. Acaba 2020 geldi mi buraya? Bir bakalım. Tamam, şimdi sizinle pazarımızı gezelim. Hadi bakalım. Tüm balık alıyorum. Tanesi 10 liraya düşmüş. Ama ben de palamut almıyorum bugün. Evet. En son bir 4 yukarı maydanoz. Götür beni ayağa. Önünde 4 lira. 6,5. Geldi. Kolay gelsin. Aa, hoş geldiniz. Nasılsınız? Ben de iyiyim. Vlog çekiyorum da. Geziyorum. Görüşürüz. Rica ederim. Pembiş pembiş, onu da çektim. Kolay gelsin. Beni artık pazardakiler tanıdıkları için tanınıyorum yani, her hafta çünkü buradayım ben. O zaman hadi bakalım. Sizinle birlikte biraz da olsa gezmiş olduk. En son ben ıspanaklarımı alıp ilk önce yumurtamla
peynirimi alayım. Sonra evimize gidebiliriz. Evet, pazar işimiz de bitti arkadaşlar. Şimdi ne zamanı? Tabii ki artık eve gitme zamanı. Gezdik, alışverişlerimizi de yaptık. Evde de sizinle paylaşacağım ne aldığımı, ne ettiğimi göreceksiniz. Ama en çok sevdiğim o ayak çizimi. Efsane yani. Yani devamlı internetteki Pelin'in ayakkabılarını da beklemeye gerek yok. İstediğimiz yerden, özellikle Dutchman'ın ayakkabılarını da ben çok seviyorum. Çok rahat, temiz, hiçbir şeyde deformasyon olmuyor. O yüzden ama evde de size göstereceğim inşallah. O zaman şimdi haydi ben eve gidiyorum. Görüşürüz. Yağmur da başladı bu arada. Çiselemeye başladı ve hızlanabilir. O yüzden haydi eve. Merhaba, eve geldim çok şükür. Hava da bayağı bir kapandı ama henüz yağmur düşmedi. Şimdi pazardan aldıklarımı paylaşmak istiyorum. Böyle yine 15'li yumurtamı aldım. Sonra meyveci bir teyzem var benim. Oradan meyve aldım. Ayva aldım. Ayva tatlısı yapmak için. Bir de elma aldım. Elmayı her gün tüketiyoruz. Biz de çok seviyoruz. Her hafta dediğim gibi yine ıspanak aldım. Ispanak da 2 liraya düşmüş. Maydanoz aldım. Kıvırcık ve dereotu aldım. Ve o yumurtacıdan da tabii ki her zaman aldığımız peynirden aldım. Böyle beyaz peynir çok güzel. En çok sevdiğim beyaz peynir türü bu. Sonra muz aldım. Muzu da çok seviyoruz. Ve biraz da bir tane kereviz aldım. Bir de şu beyaz turplardan aldım. Bunlar çok iyi oluyor, güzel oluyor. Pazar alışverişim bu kadar. Biliyorsunuz kuru yemişçiye gitmiştik birlikte. Kuru yemişten de tuzlu fıstık aldım. Şöyle Antep fıstığı aldım Siirtli olandan. Cevizim hiç kalmamış. Ceviz de düşmüş. 28 liraya kilosu. Ceviz aldım biraz. Sonra kabak çekirdeği aldım. Ben kabak çekirdeği yiyorum artık. Önceden siyah çekirdekten yiyordum ama artık siyah çekirdek yemiyorum. Kabak çekirdeği tüketiyorum. O da çok faydalıymış arkadaşlar. Siyah üzüm aldım. Siyah üzüm de çok güzel oluyor. Yani tuzlu fıstıklarla falan. Karanfil aldım. Her gün ağzımızda birer tane karanfil de tüketmeliymişiz. Galeta unu aldım. Çünkü lazım oluyor bana çok. Bir de mısır unu aldım. Kuymak falan yaparım diye. Bir de balıklarda da çok güzel oluyor bu. Halktan aldığım ne kadar tutmuş? 58 lira tutmuş arkadaşlar. Bir de bu çizmelerimi göstereyim biliyorsunuz. Orada da denemiştik birlikte. Fiyatı da bu. Ben bile şaşırmıştım yani. Evet. 43 liraya yani düşmüş. Gerçekten de muhteşemdi. Görüyorsunuz. O kadar da bir rahattı ki. Çok da güzeldi. Tam diz boyunu geçiyor yani. Öyle güzellikteydi. Bilmiyorum görüyor musunuz? Ve de giyimi de çok rahattı. Kesinlikle. Neyse. Benim bugünlük alışverişim bu kadar. Evet. Bilmiyorum sizin bugün gününüz nasıl geçiyor ama benim günüm de böyle geçiyor. Artık şimdi akşama zaten yemeğim var. Şimdi güzel bir kahve içeyim. Üstümü değiştireyim. Sonra tekrar görüşürüz. Merhaba. Saat 7'ye geliyor. Ben biraz dinlendim. Kahveden sonra uzandım. Hem de Zuhal Topal'la yemek programını izledim. Güzel, yani seviyorum ben Zuhal Topal'ın programını. Şimdi çayımı koydum yemekten önce hazır olsun. Çünkü yemekten sonra hemen biz çaya geçiyoruz. Yemeğim zaten hazır. Onları ısıtacağım. Sadece bir yeşil salata yapacağım. Sonra yemekten sonra tekrar görüşürüz inşallah. Sizlerin de gününüz inşallah iyi geçmiştir. Herkesin bir ev hayatı koşuşturmayla geçiyor çünkü.
Önemli olan koşuşturmak sağlıkla, sevgiyle olsun. Tüm kötülüklerden de Rabbim korusun. Her işimize de çıkış yolları nasip etsin. Öyle değil mi arkadaşlar? O zaman sonra tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar. Biz yemeğimizi yedik. Aslında akşam evde olacaktım ama birden değişen bir plan oldu. Neden oldu? Ebru çay içmek istiyormuş dışarıda. Yani bize top attı. Beni kim çağırır diye. İlkay da hemen bize yazdı. Ben çayı demledim. Hadi gelin kızlar diye. O yüzden böyle hazırlandım. Hemen benim bir sonraki sitede oturuyor İlkay. Yani Zeynep. Onlara gidiyoruz. Şimdi orada çay içeceğiz. Mert ve Özkan evde. Onlara zaten ben çayımı biliyorsunuz yemekten önce hemen demliyorum ki hazır olsun diye. Şimdi ama ben İlkaylarla. İlkay, Ebru, teyzem bir arada çay içeceğiz inşallah. O zaman görüşürüz. Evet, ben kime geldim? Zeynep'e geldim. Ağaçları da çok güzel olmuş. Teyzem var. Burada tabii ki Ebuşum, İlkay. İlkaycığım teşekkür ederim canım çay için. Ama benim burada en önemlisi Zeynep'im. Ben bunu çok seviyorum. Sen beni öpsene bir görsün. Arkadaşlarım. Bir öpsene. Ay halasını ne kadar çok seviyormuş diye. Ay. Sen çok seviyordun halanı. Hani beni çok seviyordun tatlım. Neden öpmüyorsun beni? Kucakla hala. O zaman gidelim. Canım istemiyor. Kaç tane senin tacın var? Kaç tane? Bugün bir tane daha taç alıyordum ama kendimi zor tuttum Zeynep. Almadım. Ne yazıyordu biliyor musun Zeynep üstünde? Parti kızı. O zaman biz çayımızı içiyoruz. Teyzeciğim kolay gelsin tatlım. Sağ ol canım, hoş geldin. Teyzem. Canım benim, o kıymetlim benim. Yani Ebuş'cum sakın lütfen sitemkar olma. Baba siz geldikten sonra çay içesin mi? Ya hiç öyle mi? Oyun fikri. Yani ağzını yerim ben senin. Yani şikayetler Ebru Hanım'dan şikayetler tabii ki. Cevap. Hadi bakalım. Neyse arkadaşlar ben kapatıyorum. Görüşürüz. İlkaycığım kestane getirdi ve çay eşliğinde yiyeceğiz değil mi Zeynep'im? Hadi o zaman kestanelerimiz. Ay bu da Zeynep'imin eli. Evet dur şimdi. Bu da benim Zeynep'im. Biz çok seviyoruz birbirimizi. Değil mi tatlım? Sen olanı seviyor musun tatlım? Ben seviyorum. Kimi seviyorsun? Ben seni çok seviyorum. Öpe doyamıyorum sana. Kestanelerimizi yiyelim mi hadi? Hadi yiyelim kestanelerimizi. Oley. Evet, arkadaşlar biz kestanemizi yiyelim. Hadi bakalım. Bakın Zeynep'imin de ağacı var burada. Evet. Evet Zeynep'im. Hadi bakalım. Görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Ben evime geldim. Bugün çok güzel, keyifli bir akşam geçirdik kızlarla. Epeydir de bir araya gelmemiştik. Videomu kapatmadan önce de hepinize hayırlı geceler dilemek için tekrar sizlerin karşınıza geldim. O yüzden inşallah sizin de gününüz sevgiyle ve sağlıkla geçmiştir. Benim çok güzel geçti çok şükür. Tekrar yarın başka bir vlogda buluşmak dileğiyle hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.